Evet, şimdi geldim eve. Merak etme. Ben de çok eğlendim. Çok güzel bir akşamdı. Teşekkürler. Tamam, görüşürüz. İşin vardı o herifle Saadet, ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya sana ne be? Hadi git buradan. Ne demek git Saadet? Ben senin için döndüm. Seni almadan hiçbir yere gitmem. Ya ben de seninle hiçbir yere gitmem. Çık git buradan. Niye, ne yapacaksın? O komiser parçasıyla mı olacaksın ha? Ne oldu? Korktun mu komiser parçasından? Ne korkacağım be? Bak, Kemal seni kullanıyor. Onun derdi benimle, tamam mı? Sen herkesi kendin gibi zannediyorsun ha? Saadet, o adam seni üzer. Bir daha asla o adamla görüşmeyeceksin, tamam mı? Allah Allah. Sen bana karışamazsın artık bir kere. Şimdi bitti, şu git buradan. Saadet, Saadet dur ya. Saadet. Bırak, vallahi bağırıyorum. Saadet bırakamam, ellerim kopar. Uçurumdan düşüyor gibi düşüyorum gözlerine. O sıcacık saçlarına. O sedef ellerine. Yüreğimde atan yüreğine. Bırakamam. Saadet. Saadet. Je t'aime tellement. Tu m'aimes aussi, je le sais. Je t'aime. Abla! Saadet dur, ne yapıyorsun? Abla! Saadet. Kim bilir kaç tane kadına söyledin sen lafları? Abla! Saadet sus. Ne oluyor ya? Defol git! Git! Ablam yatağında yok. Saadet! Abla! Saadet! Ne oldu kızım? Kim bağırıyor? Saadet! Ne Saadet oldu kızım? Konuşsana, ne oldu? Konuşsana kızım, bakma öyle ördek gibi. Şey, ne? Ne? Fare! Ne faresi kızım? Bizim evde fare bağırıyor. Nerede gördün? Nasıl gördün? Şurada, şurada gördüm. Abla şurada. Nerede? Orada mı, burada mı kızım? Nerede gördün ya? Sevda bir rahat dur. Bak lambayı da kırdın. Bir sakin ol ya. Olamam abla, olamam. Ben var ya, anlamıştım zaten sen yukarıdan öyle bağırınca. Orada bir şey mi var? Nerede? Orada. Yok, yok. Fare falan yok işte. Bir şey söyleyeceğim. Küçücük bir şeydi zaten. Faresi gibi. Fındık faresi mi? Ay kulak yiyor onlar. Çok sinsi fareler onlar. Aferin Saadet. Sana da bravo Sevda. 4 yıl hukuk okudun ama fare bilgin hukuk bilginden daha fazla be. Sinsi fareymiş. Kaç türlü fare var? Hadi çabuk in oradan. İn. Vallahi inmem abla ya. Ben seni indirmesini bilirim. Ya inmeyin, inmeyin. Yürü. Abla ya. Yürü dedim sana. Aa. Ben yarın çaresine bakarım, merak etmeyin. Hadi çıkın herkes yukarı. Baba, elim tutsak. Bu lambayı da tamir edersin yarın sabah artık. Küçükken de böyleydin. Büyüdün, ne değişti sanki? Hadi yukarı. Abla, bana bak, ben tek başıma yatmam ya. Peşin peşin söyleyeyim de. Oldu canım, istersen sana bir de güzel otel odası ayarlayalım. Ha, ne dersin? Yürü Saadet. Aa, duruyor bir de. Yürüyorum abla. Kızım yürüsene. Ne bakıyorsun sen? Şey, farelere bakıyorum.
Sevda! Uyutmadın ha? Bir o yana, bir bu yana. Ne yapayım kızım ya? Korktuğun için yanında yatıyorsun zaten. Bak yok işte bir şey. Şşt! Ses... Bir şey var orada. Ha? Faredir fare. Ay! Abla bak, söyleme şunun ismini, kötü oluyorum. Ay Sevda ya. Sevda. Ha? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu fareler var ya... ...kuyruklarının girdiği her yere girebiliyorlarmış. Bana ne be? Aa. Kulağına girebilir yani söyleyeyim. Ay! Ay! Bir de Sevda... ...bunlar böyle... ...nefesleriyle üfleyerek... ...narkoz etkisi yapıyorlar. Ay! Yanağını yiyor. Sen hiç hissetmiyorsun. Ya! Saadet! Uyu dedim. Ne uyurum artık? Merhaba, iyi günler. İlaçlama şirketinden geldik. Ha, hoş geldiniz. Bir dakika. Saadet! Saadet uyanın artık! Bağırma kızım. Bütün gece uykusuz kaldı çocuk. Biz de uykusuz kaldık baba. Saadet! Ha. Tamam abla ya. Arkadaşlar ilaçlama şirketinden geldi. Saadet'cim göster bakalım nerede gördün Fahri'yi. Ay ya abla! 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 Ama şunların adını ya lütfen rica ediyorum. Ne var kızım? Üç harf değil mi bu? İsmini söyleyince gelsin. Saadet sen de göster. Nerede gördün şu fareyi? Baba al. Lütfen. Söyleme. Saadet göster. Hadi ilaçlayıp gitsinler. Hadi Saadet. Şey şu tarafta gördüm. Ne tarafta? Şu tarafta. Bir de bu tarafta. Saadet'cim doğru düzgün göstersene. Bir o tarafta diyorsun, bir bu tarafta. Ya abla ne bileyim ben. Fare işte her yerde olabilir. Abla! Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Söyleme diyorum, amma şunların adını. Tamam, siz evi boşaltın, biz de işimize başlayalım. Ne yani şimdi ilaçlayınca bütün gün eve giremeyecek miyiz? Bütün gün değil, en az 3 gün eve giremezsiniz. Yok ya, nerede kalacağız? Kalacak yerimiz yok bizim. Hadi ilaçlatmıyorum kardeşim hadi. Durun 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 durun. Lütfen lütfen bir yere gitmeyin ne olur, ilaçlayın bizim evimizi ya. Baba bana bak. Valla ben 5 dakika durmam bu evde. Ablalarım da durmaz. Sen istiyorsan tek başına Fareli Köy'ün kahvaltısı gibi dur yani burada. Ne yapıyorsun Sevda? Geç içeri, geç içeri çabuk. Aa! Eda Adem'in yanında ne biçim konuşuyorsun be şuursuz. Hiç ilgilendirmez beni valla. Abla siz de bir şey söylesenize. Sevda haklı baba. Sizler hazırlanın benden haber bekleyin. Siz bugün öğleden sonra gelebilir misiniz? Tabii olur. O zaman öğleden sonra görüşürüz. Sağ olun, sağ olun. Geç kalmayın ne olur. Vallahi ben buradan hiçbir yere kıpırdamam ha. Saadet benim çantamı sen hazırla ne olur. Fare. Abla! Ya abla bir şey söylüyor. Fareler. Ya baba yapma diyorum. Hadi görüşürüz. Hadi kızım hadi hadi hadi. Abla nereye? İşim var. Vallahi buradan kalkmam ben. Ne yapıyorsanız yapın. Bardaklara dikkat et aman. Bitirelim. Oo hoş geldin Servet yengem. Hoş bulduk Nuri. Ne o kutlama falan mı oldu burada? Yok Yılmaz abime geçmiş olsun partisi yaptık da. Böyle arkadaşları falan geldi. Geçmiş mi bari? Anlamadım yenge. Nereden haberleri olmuş diyorum Nuri. Sağ olsun Alev abla haber vermiş. Tek tek aramış hepsini. Ne iyi kadın ya. Aferin ona. Yılmaz nerede? Vallahi yengem geldiğin iyi oldu. Bu aralar Yılmaz abimin durumu pek iyi değil. Böyle kendine yeni yeni huylar edinmeye başladı. Arka bahçede. Gel, gel. Gel. Al bunu da. Bunu da bana bak sonra horozlanma bana ama ha. Yılmaz. Ha, sen mi geldin? Ne o başkasını mı bekliyordun yoksa? Yok ya kim bekleyeceğim? Ne bileyim belki arkadaşların yine bir geçmiş olsun falan gelir ha? He. Ya öyle hasta olduğumu duyunca işte öyle bir şey organize etmişler. Alev iyi organize eder böyle şeyleri. Benim haberim yoktu. Gel. Gel. Haberi yokmuş. Gel. Sanki gerçekten hastaymış gibi.
Yani hayret bir şeysin ha Servet. Gerçekten hasta olsaydım yani, onu mu diyorsun? Gerçekten kalp krizi geçirseydim. Adamı tutuklamışlar, karısı demiş ya seni suçsuz yere tutukluyorlar. O da demiş ne yani, suçlu yere tutuklasalardı daha mı iyiydi? Seninki de o hesap yani. Kimmiş o adam Yılmaz? Sokrates. Bu eski Brezilyalı orta saha. Şike'den almışlar bunları zamanında. Sus Allah aşkına ya. Aman canım, zaten bana ne? Evet ya. Zaten sana ne? He? Niye geldin ki sen buraya? Ben şey için gelmiştim. Babamların evi ilaçlanacak da bizim eve geçeceğiz birkaç günlüğüne. Onu haber vereyim dedim. İzin mi istiyorsun? Ne münasebet canım? Kendi evimde kalmak için izin mi alacağım senden? Anlamadım. Kendi evim mi dedin? He? İkimizin evi zannediyordum ben orayı. İkimizin evi, tamam. İkimizin evine gideceğiz. Yani bilmezsin, eve girersin münasebetsiz bir durum olur. O yüzden haber vereyim dedim. Hı. İyi. O zaman ben gideyim. Azıcık toparlayayım ortalığı da sonradan siz gider yerleşirsiniz ha. Kirli çamaşırların mı ortada? Ben toparlarım, merak etme. Ya of be Servet ya. Nasıl biliyorsan öyle yap. Niye bana soruyorsun o zaman? Sorma kardeşim ya. Bana horozlanma. Ben haber verdim, gidiyorum, tamam mı? Hadi sana kolay gelsin. Horozlanma bana. Kızlar babama yardımcı olun hadi. Hey, dikkat edin, babamın kolundan tut. Tamam tamam, tuttum ben. Dur, geldim be. Geldim, tamam. Bırak kolumu. Ben çıkarım. Hadi babacığım, hadi. Hadi, az kaldı. Ay amma söylendim babaya, hadi. Lan hadi yer merdiven be. Ha gayret. Ha gayret babacığım. Ama geldi, güzel ayak evimi bıraktım. Buralarda ne işim var dedim ben. Ay. Hoş geldin babacığım. Beni kandırdınız, getirdiniz. Ne işin var burada ya? Çık çık, merdiven bitmiyor. Hadi babacığım. Babam evden fazla açıldı. Boğulacak, boğulacak. Saadet. Ay vallahi bizim evden o şeyler gidene kadar bana hiç fark etmez. Ben kalmam efendim bu evde. Aa, baba ne yapıyorsun Allah aşkına? Şuraya bak kızım, eve girdim süpürge sapı damat fotoğraflardan böyle bakıyor. Sinirlerim tepeme geldi ya, niye kalıp evime gidiyorum? Zehirlenmeyeceğimizi bilsek biz de seninle gelirdik ama canımız tatlı değil mi kızlar? Aman be, aman be. Hadi gel, gel otur şöyle. Güzel de bir kahve hazırlarım ben babama. Dur be, kolumu çıkaracağım kızım. Kahve falan istemem ben. Abla burada kalacaksak ben küçük odaya yerleşeceğim. Olmaz canım, orada ben kalacağım. Nedenmiş? Ben bir kere seviyorum o odayı. Işık alıyor. Hmm, biraz erken davransaydın tatlım olabilirdi. Sevda. Sevda. Abla bir şey söyle şuna. Kızlar ya, boşu boşuna kavga ediyorsunuz. İkiniz de aynı odada kalacaksınız. Hadi valizlerinizi bırakın, işe gidiyoruz. Çabuk olun. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Seninki öttü. Asrın Türkiye'ye dönmüş. Konuş lan. Ne biliyorsam anlattım komiserim. Bir daha anlat lan o zaman. Asrın'ı anlat. Ne zaman geldi? Neden geldi? Büyük bir vurgun yapacağım dedi. Kaşık çevirmesi gibi bir şey.
alacağımı alıp son kez gideceğim dedi. Nereye gidecekmiş lan? Okuduğunu bilmiyorum komiserim. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan. Abi dur. Öldürürüm lan. Abi ifadesini aldık. Her şeyi sorduk. Dosya bende. Gel dosyayı kontrol edelim. Senin anlayacağın birkaç gün evde kalamayacağız Bedir. Vallahi abla geçmiş olsun mu denir, ne denir bilemedim. Keşke bir haber verseydiniz, ben götürdüm sizi, yardımı dokunurdum. Biz hallettik, sağ olasın. Haber versek de yetişemezdim zaten. Bahre'den korkuyorsun demek. Sana ne? Hadi bakalım artık ayaklanın, ihaleyi kazandık. Herkes işin bir ucundan tutsun. Ben pasta yapacağım. Evet ama tadımlık olsun öyle küçük pastalardan. Hem çeşit görünür, hem denerler, hem de güzel olur. Tamam abla. Sevda, sen de dizaynla ilgilen konseptler dosyada uygun olanını seçersin artık. Abla benden istediğin bir şey var mı? Kızlardan birine yardım etsen de. Efendim Hakan Bey? Mahkemeyi bildirmek için aramıştım Servet Hanım. Gelmemekte kararlı mısınız? Evet, ben de sizi arayacaktım. Vazgeçtim, mahkemeye geleceğim ben. O halde Yılmaz Bey'le birlikte ofise gelin. Prova heyetinde bir konuşup görüşelim. Yılmaz gelmese olmaz mı? Hayır, kesinlikle gelsin. Anlaşmalı boşanma için evrak imzaladı. Mahkemede doğru şeyler söylerseniz işiniz tek casede biter. Aksi halde uzayabilir. Aman uzamasın. Avukat Bey, sizden bir şey rica etsem. Yılmaz'ı siz arayabilir misiniz? Tabii. Ben de çıkıp geliyorum. Tamam. Tamam, görüşürüz. Sağ olun. Kızlar, ben çıkıyorum. Biraz işim var. Kolay gelsin size. Alev hanımlar geldiler. Bilmiyorum artık. Ne diyorsun oğlum sen? Abim görüşecek misin, görüşmeyecek misin? Yani var mısın, yok musun? Ne desek kabahat oluyor. Kontrpiyede bırakıyorsun insanı. Futbolcuken de böyleydin. Vuracak mısın, pas mı atacaksın belli olmuyordu. Ya Nuri söylesene burada diye. Ben bilmiyorum artık. Kendisine sorarsınız burada mı değil mi diye. Aa, ne oldu buna? Nuri işte ne oldu? Nuriliğini yapıyor. Hayırdır? Ben rahatsız mı ettim? Yok. Kır düğünü için mekan bakıyorum da buradan geçerken bir uğrayayım dedim. İyi güzel. Müşteri buranın eski fotoğraflarını görünce beğendi ama seninle konuşmadan bir şey diyemedim tabii. Ya boş ver be Ali, boş ver. Servet'e açıklayamazsın tabii durumu, biliyorum. Ne Servet'i ne açıklaması ya? He? Ben kış günü düğün dernekle uğraşmak istemediğimden şimdi yağmur yağar bir şey olur, içeri taşın ıvır zıvır. Alo. Evet benim. Servet Hanım'ın avukatı mı? Buyur. Boşanma provası mı yapacakmışız? Servet Hanım kendisi arayamıyor muymuş? İyi tamam tamam kardeşim tamam geliyorum. Neredeydi sizin ofis? İyi. Bana bak, yapın siz düğünü burada. Nuri ile konuş, gününü ayarlayın. Tamam Nuri! Yılmaz emin misin? Eminim eminim. Konuş Nuri ile ayarlayın gününü. Al bu hazır. Ben kendim yaparım. Sen yorulma. Servet abla Sevda'ya yardım et dedi. Hmm. Senin sorunun da zaten bu Bedir. Servet ablam bir şey demeden yanımda olamıyorsun. Vallahi bak öyle değil. Servet abla kızlardan birine yardım et dedi. Sen de beni seçtin. Çok şanslıyım. Sevda lütfen ya. Neden dün gece gelmedin? Neden aradın? Ya niye bekle dedim Bedir? Bir şey söylesene. Ya bırak Allah aşkına ya. Ya dün... Sevda baksana bir. Sevda. Geliyorum.
Rıza. Laleli varmış. Gidelim mi lan? Gidelim tabii ağam. Laleli Baba türbesine de gideriz. Ne türbesi lan? Tövbe tövbe. Ruslar varmış oğlum, Ruslar. Ağam biz Rusça bilmiyoruz ki. Öğrenirik. Ağam artık gidelim. Babanız kızacak bugün yarın. İpin ucunun nereye gittiğini görmeden hiçbir yere dönmem Rıza. Hele bir tane daha doldur. Güzelmiş. Yerim ben. Gelmeyecek galiba. Yılmaz bu. Hiç belli olmaz. Kafası bozmuyor görsün. Selamünaleyküm. Oo, Servet Hanım, benden önce teşrif etmişsiniz. Vaktinde geldim her normal insan gibi. Ha, biz anormal mıyız? Başlamayalım lütfen. Yılmaz Bey, hoş geldiniz. Bir de tenezzül edip sen arasaydın bari. Avukatı arattırıyorsun beni. Lütfen, rica ediyorum. Oturup konuşalım. Böyle tartışmayalım avukatın önünde. Olur Servet Hanım. Yeter ki senin güzel canın sıkılmasın. Bir şey içer miydiniz? İçmem. Şimdi Yılmaz Bey, boşanma davasında hakimin sağ solu belli olmaz. Sıkıntılarınızla ilgili size özel sorular sorabilir. Şiddetli geçimsizlikle ilgili örnekler vermenizi isteyebilir. Bizden hala örnek mi olur? Ben bununla şiddetli geçimsizlik kursu açarım vallahi, hızlandırılmış. Bu deme bana. Evet, aslında zaten anlaşmalı boşanacağınız için küçük şeyler anlatmanız yeterli. Farklı kanallar izliyorduk, dizi sevmiyordum gibi. Bu kadar küçük şeylerden bile tartışıp kavga edeceğiniz anlaşılır. Bu güzelmiş, bunu söyleyelim. Yani sürekli maç açıyor, hiç dizi falan izletmiyor bana. Maç açıyor diyor ya. Futbolcuyum kızım ben, futbolcu, anladın? Eski futbolcusun sen, eski. Şimdi lokantacısın. Yemek programı falan izle bari. Lokantacı diyor ya. Sen de git o zaman 24 saat düğün programı izle. Allah Allah, mantığa bak. İzleyeceğim kızım. Maç izleyeceğim. İzlemezsem ne öner? Ay şu lafı etme benim yanımda ne olur. Çok güzel. Çok güzel, bozmayın. O nasıl olmuş? Ay bu şeker komasına gireceğim ha. Dur bak bir de şunu dene. Aa hayır, saçma ama. Ama böğürtlenme çok seversin sen. Aa buramı kadar doldum. Tadamam daha fazla. Yiyemem. Git Bedir çağır, o tatsın. Aa, benden bu kadar. Aman Sevda ya. 40 yılın başında bir yaralı parmağı işeyeceğim. Merhaba hanımlar. Aa, Kemal komiserim gelmiş. Hoş geldin. Abla, bak. Yeni kurbanla tanış. Şöyle alalım. Buyurun komiserim. Hemen oturun şöyle. Ne oldu? Neye kurban gidiyorum? Kolay gelsin. Son olarak bir de fikir ayrılıklarınızdan söz edelim. Bizim ayrılmayan fikrimiz neredeyse yok gibi Hakan Bey. Yani bir defa dünyaya bakış açımız çok farklı. Haklı, Servet Hanım haklı. Mesela çocuk. Ben çocuk istiyorum, bu hanımefendi istemiyor. Ya bunu söyleyelim, zaten hakim dakikasında boşar. Yalan mı? He? Çocuk istemeyen insan olur mu? Olmaz. E hakim de insan, anlar halimden. Yapma Allah aşkına Yılmaz. Yani çocuğumuz olsaydı ne değişecekti acaba? Ne mi değişecekti? Mutlu mesut yaşayıp gidecektik mesela. Sen de o haltları yemeyecektin mesela. Hangi haltları? Sana ne be? Ne demek sana ne? Niye bağırıyorsun avukatıma? Bilmem gereken bir şey varsa. Yok bir şey. Ha, sen de bağırdın işte. Servet Hanım, Yılmaz Bey. Bu şekilde hakimin karşısında tartışırsanız hepimizi birden atar dışarı. Atarsa atar. Oh, atarsa asılmış. Oh, mahkeme uzasın, boşanamayalım. Servet, adamı hasta etme. Ne yani? Niyetin bu değil mi senin? Şimdiye kadar bu değildi ama şimdi değişti. Boşanmıyorum. Ne demek boşanmıyorum? Her şey senin istediğin zamanda olmaz Servet Hanım. Boşanmıyorum, bitti. Anlaşmalı boşanmayı imzaladın. Hakan Bey bir şey söylesenize şuna ya. Hakkı var, kararından dönebilir. Hay ağzını öpeyim avukat bey. Hakkım varmış ha? Gördün mü, hak hukuk adalet de benden yana. Boşanmıyorum, hadi bana güle güle. Nereye gidiyorsun sen Yılmaz? Yılmaz dedim. Ha bak, görüyor musunuz şuna? Ya. Servet Hanım, lütfen, lütfen biraz sakin olun. Şunun bir tadına bakar mısın? Bakayım. Gerçekten çok güzel olmuş. Eline sağlık. İyi, beğenmene sevindim. Geçen akşamki yemek gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ederim. Bana da iyi geldi. Arada bir tekrarlayalım. Ne dersin? Olur.
Ben sen çok yoğunsun diye bir şey demedim. Vallahi şu sıra sizin şu para meselesiyle uğraşıyoruz. Niye? Hırsızı yakaladınız, nesiyle uğraşıyorsunuz? Yani hırsızı yakaladık ama parayı getireni bulamadık henüz. Belki de aslındır. Nasıl yani? Yani parayı getiren kişi belki de Asrın'dır diyorum. Sen demedin mi Asrın yurt dışına kaçtı diye? İşin aslı Asrın geri dönmüş olabilir. Bir şey olmadı mı? Yok. Sakarlığım tuttu sadece. Saadet. Bak. Eğer Asrın döndüyse sana ulaşmaya çalışacaktır. Yok canım, niye ulaşsın? Ya, olmadı öyle bir şey. Olduğunu söylemedim zaten. Yanlış anladım. Zaten öyle bir şey olsa benden saklamayacağını biliyorum. Yok, saklamam tabii. Niye saklayayım? Abla! Oho! Ya ben 50 tane masanın süslemesini yaptım. Sen daha bu kadar mı yaptın? Aman be! Bu kalaya bak. Sanki kolay yapması. Sanat yapıyoruz biz burada. Ay tamam tamam. Bir şey demedik. E hadi trafiğe kalmadan çıkalım diyorum ben. Ben de kalkayım, geç oldu zaten. Kemal komiserim de davet edelim bize. Yani babamın çok hoşuna gider. Sevda ne yapıyorsun? Belki Kemal Bey'in işi vardır. Yok, ben zaten bu saatte rahatsız vermeyeyim. Evet, rahatına bak sen. İyi hadi bırakayım ben sizi eve o zaman. Ha, süper olur. Değil mi abla? Evet canım kardeşim. İyi, ben burayı toparlayayım, çıkalım. Kafama vur be! Ne yapıyorsun ya, takır tukur? Kafamızı şişirdin. Böyle sofra mı kurulur çocuğum? Ne yapayım baba? Başka türlü nasıl sofra kurulur? Göstereyim. Öğrenemediniz. Bak, bu tabak. Bunu böyle tüy gibi koyacağız. Bu tabak tüy gibi konulacak. Bu tabak tüy gibi konulacak. Böyle değil. İyi babacığım, sen çok güzel kuruyorsun. Bu yaşa geldiğini öğrenemedim ben. Aa, sen kur babacığım. Ben de çok kibar adam. 657'ye de tabi. Daha ne istiyorsun kızım? Daha. Bak vallahi kıracağım kafana. Pek keyifli geldiniz maşallah. İşleri bitirdiniz herhalde. Ya yok abla, bitiremedik de Kemal komiser gelmiş bugün. Aa, Kemal oğlum mu buradaydı? Getirseydiniz mi? Ya baba, ne alakası var ya? Ne alakası? Bekar çocuk ya, ev yemeği yerdi. Ne istiyormuş? Niye gelmiş ofise kadar? Şey, bu paranın geri gelmesiyle ilgili abla. Anlamadım. Kimin getirdiğini bulmuş mu yoksa? Yok da. İşte. Ellerini yıkasana kızım. Kadın. Harun abla. Kadın tabii. Siz işlerinizi bitirdiniz mi? Ha? Az kaldı abla ya. Ne demek az kaldı Sevda ya? Ya ben her dakika başınızda durmak zorunda mıyım? Allah Allah! Ne oluyor be? Ne oluyor? Hı? Gitti. Dur bakalım. Abla! Ne var? Niye dikildiniz öyle? Abla niye kızdın? Bizim bilmediğimiz bir şey mi oldu? Yok bir şey. İyiyim ben. Biliyorum ben bu bakışı. Eniştemin işi bu. Anma onun adını. Ya abla sen de sinirleneceğini bile bile niye görüşüyorsun? Ha, keyfimden görüşüyorum. Avukata gittik bugün. Aa doğru. E sizin dava yaklaşıyor. Ne dedi avukat? Avukatı konuşturmadı ki. Boşanmayacakmış. Canını sıkmışım. Boşanmaktan vazgeçmiş. Aa. Ne demek boşanmayacakmış? Sana yaptığı onca şeyden sonra bir de. Avukat bilmiyor ki. E abla söyleseydin ya. İşe yarardı.
Biz anlaşmalı boşanıyoruz. Öyle kayda kuyuda girmesin dedim rezaletimiz. Yani abla şimdi siz boşanmıyor musunuz? Deli misin sen? Boşanacağım tabii. 5 dakika durmam. Vallahi abla isterse büyük zorluk çıkarır. Ben sana söyleyeyim. Yani hakimin karşısına geçip ben karımı seviyorum diye böyle boynunu büktü mü uğraşır durursun. Ya zaten kendisi boşanmak istiyordu. Yemin ediyorum delireceğim. Ya o yediği alttan haberim olmasa biz zaten boşanıyorduk. Ne boşanması? Ne ara? Ya bu boşanma mevzu alev meselesinden çok önceydi, ben size söylemedim. Yok efendim kukla mıymış, yok efendim hep benim dediğim oluyormuş. Çok bencilmişim. Yok efendim kaleci top gelse de çıkarsın istermiş. Bir dakika ya, ne kalecisi? Topçuya böyle örnekler veriyor. Hep şikayet, hep şikayet. Şu aldatma mevzusu ortaya çıkmasa sen zaten istemiyordun ki beni. Evet ya, istemiyordun. Neden? Ha, sen tabii unuttun mu tüm bunların hepsini Yılmaz Efendi? Ama ben sana hatırlatmasını bilirim. Bilirim tabii. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Bizden habersiz bir şeyler planlıyor ama. Günaydın oğlum. Kolay gelsin. Geldi mi gazete? Günaydın Yılmaz. Günaydın. Hayrola? Ne o, her gün gelir oldun. Çok mu özlüyorsun beni yoksa? Sabah sabah pek neşeli gördüm seni. Oğlum kahvaltı nerede kaldı Nuri ya? He? Abim hazır oluyor. Horoz'a da haber vereyim mi? Ulan geri git. Antikalar bizi bulur ya. Hayret bir şey, Horoz'a da haber vereyim mi? Ha canım. Sen şimdi boşanmıyor musun? Yok. Boşanmıyorum. Yani kesin kararlısın. Doğru mu anlıyorum? Yok. Doğru anlıyorsun. Kesin olarak kararlıyım, boşanmıyorum. Vazgeçtim. İyi o zaman. Nasıl yani? Avukat eğer kocanız razı gelmezse aylar yıllar sürebilir dedi. Ben öyle mahkeme köşelerinde sürünemem. Tamam. Boşanmayalım. İyi. Nasıl olacak peki? Bir şey olmayacak Yılmaz. Ben de düşündüm. Yani birçok çiftin başına geliyor. Hepsi boşanıyor değil. Yani biz de zamana bırakacağız. Ne? İyi. Geldi kahvaltı. Gel bakalım. Gel. Koy şunu. Ekmeği ver oğlum. Ver ekmeği. Buyur Yılmaz abi. Bu ne böyle ya? Delirdiniz mi siz Allah aşkına ya? Aa! Yumurtalara bak ya, içinde yüzüyorlar. Ne yapıyor Servet ya? Ya bunlar yapma Allah aşkına Yılmaz. Yenemeyecek bunlar. Kalp spazmı geçirdin, unuttun mu yoksa? Yağsız peynir ve kepekli ekmek gelecek, tamam mı? Bak gözüm üstünde, kontrol bundan sonra sende. Ayıp ettin yengem. Ha. Ver şunu bana bakayım, ver. Sabah sabah demli ve çok şekerli bir çay. Aman Bey Yılmaz. Bundan sonra şekersiz ve açık çay içilecek. Bana da bir çay söyle. Bundan sonra böyle. Oğlum bir çay getir ablana. Tamam abi. Açık olsun, açık. Olur abi. İkisi de açık. Üf, ablam geç kalacak herhalde. Çıkalım mı biz? Çıkalım, iş çok. Değil mi? Siz nereye? Ya belediyeden evlenecek çiftlerin listesini alacağız. Gelinlerin beden ölçüleri falan, erkeklerin boy ölçüleri. İnşallah hepsini hazırlamışlardır. İyi, hadi. Bitirmeden gelmeyin. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Saadet. Çok güzel olmuş.
Sen beni hep böyle korkutacak mısın? Görecekler bak. İstemezsem göremezler. Yüzünü iki dakika göreyim diye akla karaya seçiyorum zaten Saadet. Ha bu arada benim yüzümden evden çıkmak zorunda kaldınız. Özür dilerim. Zor durumda bıraktım. Önemli değil. Nasıl yani? Kovmayacak mısın? Gitmeyecek misin? Çaldırdığın paraları sen geri getirdin değil mi? Evet. Üzülmene dayanamadım. Kemal söyledi. Her yerde seni arıyor, haberin olsun. Tabii ya Kemal. Bak Saadet, o heriften uzak dur. Seni kullanıyor, kalbini kıracak. Kıramaz o benim kalbim, merak etme. Kalbim senin sayende tuz buz oldu zaten. Kırılacak bir yeri kalmadı. Saadet, her şeyi telafi edeceğim. Ama lütfen o polisten uzak dur. Göründüğü gibi değil o. Sen nereden biliyorsun? Suçluyum Saadet. İnsanların yüzlerinin arkasında ne varsa görürüm. Bu adamda çok karanlık bir şey var. İnan bana. Annem? Gel canım. Acaba güzel annem benimle yemeğe çıkmak isterler mi? Bu saatte yemeğe gitmek istediğine göre. Söyleyeceklerin önemli olmalı. Haklısın. Annem. Ben seninle Sevda hakkında konuşmak istiyorum. İşte bunda daha güzel bir ortamda rahat rahat yaparız diye düşündüm. Hiç şaşırmadım desem. Anne. Sevda'yı okula geri döndürme imkanı olduğunu biliyorum. Ben de bunu bildiğini biliyorum Tibet. Ne istiyorsun? Sevda'ya bir şans daha ver. Onun okula geri dönmesini sağla. Niye? Ne vaat etti bunun karşılığında sana? Annem. Güzel annem. Sen her ne kadar kabul etmek istemesen de ben Sevda'yı seviyorum. Bunu anlamaya çalış. Sevda okuluna geri dönerse kafası daha rahat olacak. Ailesine karşı sorumluluğunu yerine getirmiş olacak. Ve biz de... Ve sana geri dönecek. Veya seni geri alacak diyelim ha? Anne. Benim Sevda'ya bir iyiliğim dokunamaz artık. Çünkü o kız iyi biri değil. İçten pazarlıklı, sinsi. İstediğini elde etmek için yapamayacağı hiçbir şey yok. Ve fikrimi sorarsan oğlum, seni sevdiğine inanmıyorum. Yanlış. Sevda beni seviyor. Sevmiyor. Onun tek derdi benimle savaşmak. Ve sonrasında senin lüks hayatın tabii. Başladık gene. Daha geçen akşam senin telefonundan arayıp beni tehdit etti. Oğlunu senin elinden alacağım dedi. Hiç vazgeçmiyorsun değil mi? Hiç. Aslında başarıyor diyebiliriz tabii. Çünkü bir saat sonra senin çok önemli bir duruşman var. Ve sen unutmuşsun. Sevda'yı konuşalım diyorsun. Konuşabileceğimizi düşünmem hataydı. Konuyu hiç açmadığımı farz edelim. Tamam. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Ah abla. Öldüm yorgunluktan ya. Niye çok mu yoruldun? Biraz. Ah Kemal Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Sert Hanım. Hoş geldin. Ah Kemal, çıkalım mı hemen? Gidelim. Siz bir yere mi gidiyorsunuz? Şey, Kemal bir çay içelim demişti de abla. Tabii, müsaade ederseniz. Gidin, gidin tabii. İyi, çıktık o zaman biz. Saadeciğim yalnız akşama geç kalma, hep birlikte yemek yiyeceğiz. Güle güle. Tamam ablacığım, merak etme. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz komiserim. Şaka maka, bunlar iyi ikili oldular ha. Gözümüz arkada kalmaz Saadet abla, emin ederdi. Geveseler siz. Abla, hadi ya, yorgunluktan ölmeden çıkalım. Kapıda bekliyoruz biz seni. Bir dakika. Hah, alo Yılmaz. Efendim Servet. Bizim işimiz bitti, eve geçiyoruz. Sen de gel, hep beraber akşam yemeği yeriz. Ne? Anlamadım. Rutinimize dönüyoruz demedik mi? İkimizin evine. De gel artık ha. Servet, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Of Yılmaz ya, ne dalgası? Akşam yemeğine gel. Hadi evde görüşürüz. Allah Allah. Bu ne lan şimdi? Anam dedin abim. Ulan Servet ablan eve gel diyor lan. Abim tuzak olabilir. Yok lan, ne tuzağı? Bir tuzağı. Ne diyorsun oğlum sen?
abim bir gün halam eniştemi böyle eve çağırdı köyde aniden. Adam içeri girer girmez kapının arkasından odunlan sen bir dal buna. Deme ya sebep? Abim kahvede konuşmuş eniştem arkadaşlarına karımın üzerine kuma getireceğim diye. E horozlanmış. Vakitsiz öten bir horoz gibiydi zaten eniştem. Senden iyi olmasın. Öldürdün mü lan adamı? Yok yok da yani boş bakıyor artık. Bedenin var ama genel olarak yok. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol. Bu ne? Şey, pastalarımı tattın ya. Allah Allah. Teşekkür gibi bir şey, sana yaptım. Çok güzel gönül. Tadına bak. Becerdim galiba bu işi, ne diyorsun? Bu konuda sana kefilim. Gerçekten çok güzel olmuş. İyi, sevindim. Dün sizin ofiste tattıklarım nasıl hoşuma gittiyse... ...bizim emniyetlik arkadaşlara da anlattım. Gerçekten mi? Valla. Hatta biz de isteriz diye tuttururlar. Şu toplum nikah olayı falan bitince... ...sen de müsait olursan tabii. Belki bizim arkadaşlara da yaparsın. Yaparım tabii. Kemal. Efendim? Yanlış anlamazsan sana bir şey soracağım. Tabii. Aslında neden bu kadar çok ilgileniyorsun? İlgilenmek değil. Mesleki bir arzu benim. Uzun zamandır peşindeyim. Anladım. Çaylarımızı içip kalkalım. Daha bir sürü işim var. İyi. Kapıda kaldım Servet, niye açmıyor? Anahtarım vardı, açarsın diye düşündüm. Sevda ver biraz baba. Ya ben destur demeden girmeyeyim diye. Sana aldım bunları. Aa, çok sağ ol. Çok güzelmiş. Sevda şunları koysana güzel güzel vazoya. Baba hadi ya şu bir baksaksa. Evet baba ya. Susun be. Bir susun be. Ya baba içim şişti haberlerden. Adana'da yasa dışı gösterimde direksiyon başında... İyi akşamlar. Baba hadi. Baba hadi, baba hadi. Ne hadisi be? Haber seyredin işte. Yemek hazır mıydı Servet? Aç geldim de. Biz yedik yemeğimizi. Seninkini ayırdım mutfakta tezgahın üstünde. Orada yersin. Nasıl? Basbayağı işte. Eve gel dedin, yemek dedin. Anlamadım ki şimdi yani. Ya babamın şekeri var biliyorsun. Belli bir saatte yemesi lazım. Biz de yedik onunla beraber. Seninkini ayırdım mutfakta işte. Orada ye. Servet ya. Abla değiştirsene ya. Komanda benden, ben de değiştirdim. Ay baba sonra geçti artık. Yeter adam. Sorma haber. Ben odaya gidiyorum valla. Ben işte bakacağım. Gidin de rahatlayalım. Afiyet olsun işte.
Resmen köpek çektik eniştem ha. Oho. Ama olmaz ki böyle. Tıklım tıkış burası. Eniştemin kupaları onlar. Ablam da hepsini buraya koymuş. Nereye sığacağım ben ya? Abla bir bakar mısın? Baktım Saadet'ciğim, ne var? Ablacığım, bunları koyacak başka yer yok muydu? Kıyafetlerimi koyamıyorum. Kızım buraya yerleşmeye gelmedik. İki gün sonra dönüyoruz. Koy valizini bir yere işte. Abla, sen daha sahin değilsin ha. Te ne zamanın kupaları bunlar ya? Niye buraya koydun? Yer yoktu kızım. Ne oldu ki? Abla, vallahi sen de bir hoşsun ha. El alemin kocası olsa salonun baş köşesine koyar. Aman canım, atmadığına dua etsin o. Kahve ne oldu? Kahve hey! Yapıyorum babacığım. Ama dökeceksin Yılmaz ya. Burada yenir mi Allah aşkına? Ne yapayım? Mutfakta tek başıma yiyeceğimi burada babama eşlik edeyim dedim bari. Aman eksik kalsın. Efendim baba? Ha, eksik olma yavrum, eksik olma. Ya bu Sevda'ya kahve yaptırma fikri kimden çıktı? Beceremez ki o. Aa, arkamdan dedikodu mu yapılıyor benim? Aa, canım kızım benim. Bir kere ben çok güzel kahve yaparım babacığım. Bak köpüğüne. Biliyorum. Aferin kız, öyle köpüklü köpüklü. Ya kız bu ne böyle? E, idare edeceksin artık enişte, iç. Köpüğü möpüğü nerede bunun? Ben içmiyorum o zaman. Aa, niye içmiyorsun canım? Kahvenin sonu içilir bal gibi. Hadi afiyet olsun. Bitirdin mi sen tabağını? Ha? Alıyorum bak. Afiyet olsun. Evet, tatlılar da benden. Sevda. Ha? Gel gel. Bak sana ne yaptım. Bana mı? Hı? Ya canım ablam benim. Ellerine sağlık. Al aç bak. Çıkartalım mı? Hı hı. Ne oluyor be? Ha? Sadece komik misin şimdi sen? Ya kız bunun nesinden korkuyor? Ha? Bak ne tatlış bir şey. Çek şunu gözümün önünden. Ya. Yani sizi yaptık ama eksik yapmışız ha. Sizde şuur yok be. Şuur. Saadet, alemsin ya. Fare yüzünden evimizden kaçıp buraya sığındık. Sen neler yapıyorsun? Hadi şunu. Kes be. Çatal ver oradan. Hainsin kızım sen. Hayırdır? Uyudu herkes. Ben de yatağa geldim. Nasıl yani? Burada mı uyuyacaksın? Ya rutin mutin bir şeyler demedin mi Servet? Burada uyuyacağım tabii. Başka nerede yatayım? Evet öyle de... Ya, Yılmaz durumumu biliyorsun. Biraz anlayış göstersen ha. Ya, ateş falan basıyor beni. Bak şimdiden daralmaya başladım. Dur ya ben pencere açayım. Yok yok yok. Pencere açmaya gerek yok. Üşütürüm sonra. Ya sen en iyisi salonla babamla uyusana ne dersin? Ya adet çıkar mı şimdi Servet? Ama neden yani... Bazı evli çiftler bu dönemlerinde yataklarını ayırıyormuş. He. Birazcık anlayış göstersen. Ya sen de bana yatacak yer göster o zaman. Salon? O babam var orada, olmaz. Ay ne olur Yılmazcık, ne olur. Al şunu, bak. Heh, şunu da vereyim. Ay iyi sıcacık olacak. Lütfen, lütfen. Servet olmaz, babam var. Hayatta olmaz, babanla uyuyamam ben. Thank you.
Günaydın. Günün aydı maydı yok Servet, bırak Allah aşkına. Bütün gece uyuyamayınca... Günaydın babacığım. Aha, günaydın. Uyandınız mı? Uyandık. Hey, bu koltukta bayağı rahatmış ya. Öyle mi? Rahat değil mi baba? Rahattır sağ olsun. Neyse ben üzerimi giyineyim çıkayım. Sen nereye gidiyorsun? Nereye gideceğim Servet? İşe gidiyorum. Olmaz yani, babam bugün şeker kontrolü ve hastanede. Bir zahmet onu götürsen. Ya benim dükkana sevkiyat mevkiyat var şimdi, nasıl olacak? Ama canım senin ne işin olacak? Besbelli uykuya gidiyorsun, sanki seni bilmiyoruz. Aman kızım bırak, ben kendim giderim hastaneme. Olmaz öyle şey babacığım, götürsün işte. Seni yalnız bırakacak değiliz herhalde. Öyle değil mi Yılmaz? Tabii canım. Beraber gideriz babamla. Sağ ol Yılmaz'cığım. Çay getireyim mi hemen babacığım? Getiriyorum. Sevda, ne işi var bunun burada? Şimdi onun ağzının tayını veririm. İçeri girin kızlar. Ya abla. İçeri girin dedim. Hadi gel işinize bakın. İyi günler. İyi günler. Konuşmak istemişsiniz. Buyurun içeride konuşalım. Buyurun lütfen. Yok. Uzun uzun konuşmayacağım. Kızınıza sahip çıkın demeye geldim. Bu gerçekten özet oldu. Yalnız biz kızımızdan son derece eminiz. Bir yanlışınız olmasın. Sevda Tibet'in kafasını karıştırıyor. Allah Allah. Bunları bilmediğinize göre kızınıza çok da sahip değilsiniz anlaşılan Servet Hanım. O Sevda'ya söyleyin. Bundan sonra Tibet'le bir araya gelmeleri mümkün değil. Buna izin vermeyeceğim. Biz de bayılmıyoruz zaten oğlunuzla bir araya gelmelerine. Ben nedense hiç öyle düşünmüyorum. Ne demek istiyorsunuz siz? Sevda fazla cesur davranıyor. Bence onu yüreklendiriyorsunuz. Hemen, hemen defolun gidin buradan. Sevda zamanında bir hata yapmış olabilir ama bitti gitti. Bizi başka ailelerle karıştırmayın. Anlaşıldı mı? Kalacak değilim. Siz kızınızla konuşun yeter. Oğlumdan uzak dursun. Ne yapsak? Dükkana mı girsek? Ne diyeceksin ha? Bulurum diyecekmiş. Bu kadın ne arıyor burada Sevda Hanım? Açıklama istiyorum. Ya bir şey yok abla, işte her zamanki hali. Bir daha Tibet'le görüşmeyeceksin, anladın mı? Tibet'in adını duymak istemiyorum. Abla bir sakin olursan sana söylemek istediğim bir şey var. Sakinim ben. Söyle. Okula dönme şansım varmış. Yani bu kadın isterse beni okula geri gönderebilir. Bunun için mi Tibet'le görüşüyorsun ha? Ne yaptığına farkında mısın? Ne kadar tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Ya ben göze aldım abla. 4 yıl emek verdim o okula ya. Sen de emek verdin biliyorum. Bir şansım varken kullanmak istiyorum. Bir daha ne kendine ne ailene laf getirme Sevda. Bu insanların ağzına sakız etme bizi. Ne? Sen o herifle pazarlık mı yapıyorsun Sevda? Bedir, bir de sen başlama tamam mı? Sen başlamışsın başlayacağın kadar. Bir dakika ya. Sana ne Allah aşkına, sana ne? Köşeye sıkışınca maşallah hep aynı dalga Sevda. Sana ne deyip çıkıyorsun işin içinden. Uğraşamayacağım şimdi seninle.
Ne oluyorsunuz ya? Yok bir şey abla. İyi. İyi ki yok bir şey. Bir de olsaymış. Hadi ben çıkıyorum. Nereye? Hayırdır? İşim var. Sakinleştiysen adam gibi konuşalım. Uzak dur o heriften bak. Küçük düşürme kendini. Bedir, bir git başından tamam mı? Ya Sevda. Hayırlı günler bacım. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim... sizin iş ne üzerineydi? Düğün organizasyon. Siz neye bakmıştınız? Hay ağzına kurban ya. Bizim de düğünümüz var. Harika. Buyurun geçin o zaman şöyle. Buyurun, buyurun. Sevda hemen not defterini getir. Ne zamandı düğününüz? Ne zamandı? Bir ay sonra olabilir. Heh. Evet, nerede kalmıştık? Abla bir şeyler mi ikram etsek beyefendilere? Ne içersiniz? Yok, biz daha sonra gelir. Aceleye getirmiyor şimdi. Siz bilirsiniz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Enteresan tipler. Buradan bir şey çıkmayacağı belli değil zaten. Bilmiyorum Rıza. İçim meşrat değil. Avukat bir şeyler biliyordu. Yalan söyledi bize. Günaydın Yılmaz abim. Abim hayırdır inşallah, uykusuz mu kaldın? Ya biz sabah sabah acayip acayip konuşma. Zaten bütün gece Muzaffer babanın horultusunu çektim. Ağaç motoru mübarek. Tamam abim, kızma. Bana bak, ben uyumaya gidiyorum. Savaş çıksa uyandırmayacağım ben, ona göre, tamam? Olur abim, hazırlıklara bakmayacak mısın? Alev abla da orada. Bir de o vardı ya. Biraz daha yukarı kaldırır mısınız? Işık girsin istiyorum içeri. Tamam mı? Çok masaların üstüne gelmesin türler. Boylarını kısaltın. Bunların ütüsü yapıldı mı? En son bir tekrar geçelim üstünden. Bu tuzlukların, karabiberliklerin falan da bir tozunu alalım en son. Tamam, artık ıvır zıvır da kalmasın etrafta. Kaldırın fazlalıkları. Tamam hocam. Hoş geldin Yılmaz. Konuşalım mı? Tamam. Biraz daha yukarı, biraz daha. Yukarı. Işık girecek. İki dakika konuşalım. Biraz daha ortaya doğru takar mısınız zımbasını? Çok gözüküyor. Alev, iki saniye gelsene. Tamam, dur geldim. Bir dakika. Ay. Ya... Güzel oluyor değil mi? Güzel, güzel de... Ya şey diyecektim ben. Bu düğünü burada yapmasan, he? Sıkıntı olacak benim için. Yılmaz, şimdi mi söylenir bu Allah aşkına? Olur verdik adamlara, anlaşmayı imzaladık, her şey hazır. Ya tamam da... Alev, biz şimdi Servet'le yine bir araya geldik sayılır. Duyarsa kötü olur, açıklayamam. Boşanma davası? Boş ver, karışık mevzular. Tahmin ettiğim gibi. Ben Servet'ten çekiniyorsan girmeyelim bu işe dedim. Hop hop, kimseden çekindiğim yok benim ya. Zor durumda kalıyorum ama. Söz vermiştin, sözüne güvenmiştim. Gerçi... Daha önce de sözüne güvenmiştim Yılmaz. Ya sen neyin lafını çarpıyorsun? Hey, neyin lafını çarpıyorsun sen? Allah Allah. Allah Allah. Alev. Yalan mı söyleyeyim? Ha? Ne yapayım? Ya niçin ağlıyorsun? Yılmaz, beni düşürdüğün durumun farkında mısın? Bu hikayedeki kötü ben oldum. Ya niye, niye? Şimdi de oyuncak gibi oynuyorsun benimle. Kadın olarak saygı duymuyorsun, anladık. Ya niye? Kadın olarak saygı duymuyorsun.
Bari insan olarak saygı duysaydın da çalışanlarımın yanında beni bu duruma düşürmeseydin. Of. İyi tamam ya, iyi. Sen de haklısın. Hadi git işini yap. Erkek adamın ağzından laf bir kere çıkar değil mi? Hadi, hadi tamam git. Ayarla yemeğini sen. Başımızı böyle aldık ya. Üf. Alo Kemal. Sen hani dün arkadaşların canı pasta çekti, yiyemediler dedin ya. Yok Saadet, yok. Gerek yok. Yok, ben zaten getiriyordum da. Hani sen müsait misin diye. Saadet, ben şimdi görevdeyim. Sen benim odamı bırakırsın ya da arkadaşlardan birine. Tamam mı? İyi, tamam. Anladım. Abla kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ne vereyim? Papatyalarım, güllerim, karanfillerim çok güzel. Ver şu kırmızılardan ver ya. Hoş geldiniz. Abla ben ufaktan indiriyorum. Arkadaşlar içeriye taşıyabilir. Sağ ol. Bedir. Efendim abla. Pasta malzemeleri geldi. Bir yardımcı olsana içeriye taşı. Abla benim belim çok kötü. Yani taşırım da bir şey olursa diğer işlerden kalırım diye korkuyorum. Haklısın yani sonuçta senin işin değil tabii. Sizin yanınızda bir yardımcı falan yok mu? Ben tek geldim abla. Daha önceden söyleseydiniz. Siz de haklısınız tabii. Bir dakika, bir dakika. Alo Nuri. Efendim yengem. Yılmaz nerede? Yengem, Yılmaz abim sızdı. Kaldırayım mı? Yok yok. Ya sizden iki kişi yollasana bana ofise. Ne için lazım yengem? Mal taşınacaktı da içeri bir el atsanız diye. Yengem, bizim burada da işler var da ama. Aman canım sizin orada ne iş olacak? Nuri sadece iki kişi, herkesi demedim. Hadi Nuri, hadi Nuri. Tamam yengem, ben hallediyorum. Ah, konserveler de gelmiş. Güzel. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Siz nasılsınız Yasin? Ben de iyiyim. Sağ olun. Sağ olun. Beni neden çağırdınız? Bir şey mi oldu? Aslım Türkiye'de. Doğru mu? Doğru. Bul onu Kemal komiserim. Bul ne olur. Bulacağım. Benim yaşadıklarımı bir başkası daha yaşamasın. Bir kadın daha ölmeden mezara girmesin. Özür dilerim. Öyle demek istemedim. Önemli değil.
Ben sizi bilgilendirmek istedim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Nasılsın Mavişim? Beni sorarsan özlüyorum. Bir an bile aklımdan çıkmıyorsun. Bir an bile. Nefes alıyorum sadece. İntikamını alamadığım sürece yaşamıyorum. Dört yıldır aynı laflar. Kızıyorsun bana. Ama çok az kaldı. İnan bana çok az kaldı. Oğlum gel şunu bakayım. Oy 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 oy. Buyur abim. Niye bitmedi lan burası hala? Abim şimdi biter. Oğlum ben onu mu soruyorum? Abim şimdi biter. Niye bitmedi burası hala diyorum. Maşallah başınızdan eksilince seriyorsunuz ha. Aşk olsun Yılmaz abi. Ulan zaten size iş emanet eden de kabahat. Horoz bile senden iyi müdürlük eder lan buraya. Ya abim ne alakası var? Servet ablam rica etti. Biz de yengemin emri olur dedik. Kimin emri? Yengemin emri. Hangi yengenin? Servet yengem. Ne dediniz oğlum? Yeni tüken amalı indirilecek. Adam lazım dedi. Gönder dedi. Yılmaz abini uyandırmana gerek yok dedi. Oh! Gönderdin sen de ha? He. Oğlum uyandırıp sorsaydın ya. Abim çok güzel uyuyordu. Kıyamadım. Ayrıca Servet ablam isteyecek desen hayır mı diyeceksin? Ay. Hoş geldin Yılmaz. Saat kaç? Masa düzenledim Servet. Sabaha kadar garsonların yapacağı işi yaptım Servet. Anladın mı? Ne oluyor Yılmaz? Ne demek ne oluyor Servet? Ya ortada o kadar iş var, sen gidiyorsun dükkanın elemanlarını çağırıyorsun. Ama senin işinde ne olacak? Her türlü döner orası. Her türlü döner orası. O zaman sen çağıraydın üç tane hamal. Çağıramadım işte. Kocamın iş yeri değil mi? Yardım isteyemez miyim? Hemen lafa söze bağdırıyorsun. Gören de çok büyük bir iş yapıyorsun sanır. İyi, ben yorgunum, yatacağım. Yattım yatağını, geç uyu orada. Ne
yine mi babamla uyuyacağım? Ya biraz anlayışlı ol durumum, biliyorsun Yılmaz. Ya niye eziyet ediyorsun bana? İyi, tamam. Nasıl istersen öyle olsun bakalım. İyi geceler. Abla, kötülükte tavan yaptın yalnız ha. Yavaş ol, duracak. Yazık ama ya. Ekmek teknesini hor görüyor gibi oldu. Bence enişten pes etmeyecek. Yani sonuçta alışkın olmadığı bir şey yapmıyorsun. Yani. Ben eniştenize böyle mi davranıyorum sahiden? Bazen. Hadi yatın kızlar, hadi. Abi kilitlerim, çıkabiliriz. Aman ha oğlum, yanına geç kalmayın, çok iş var ha. Hadi bakalım. Merhaba. Merhaba. Servet Hanım. Servet abla. Ben... Benim annem burayı dün ziyaret etmiş. Ona ziyaret değil de baskın desek daha doğru olacak. Şahide bir şey. Ne işin var senin burada Tibet? Sevda, biz de Servet ablayla konuşuyorduk. Sami, gel ben de şu abla, kusura bakma, haber vermeden gelmiş. Ne var Tibet? Ya bana niye tersleniyorsun şimdi Sevda? Geldim ablandan özür diliyorum işte. Mesele özür meselesi değil, tamam mı? Annenin söyledikleri. Ne söylediğini bilmiyorum ki ben. Ben sana söyleyeyim. Oğlum kızınızla oynuyor. Oğlum kızınızla gönül eğlendiriyor. Kızınız oğlum kafeslemeye çalışıyor. Manen bunu söylemiş mesela. Gerçi bunlar zamanında senin bana söylediğin şeyler Tibet. Ama Sevda. Ne ama? Annenle arkamdan nasıl konuştuğunuzu da öğrenmiş oldum böylece. Sevda saçmalama, yok öyle bir şey. Ben anneme ciddi olduğumuzu söyledim. O beni vazgeçiremeyince sizi düşman etmeye çalışıyor işte. Ya yapma Sevda, sen bunu anlayacak kadar zeki bir kızsın ya. Mesele o değil. Mesele basit. Annem beni okula geri döndürebilecek mi, döndüremeyecek mi? Sen anneni buna ikna edebilecek misin, edemeyecek misin? Söz verdim ya. Of. Tibet. Annen aslında beni küçük görmüyor, seni küçük görüyor. Farkında değil misin? Ha? Oğluna her istediğini yaptırabileceğine o kadar emin ki. Bak, sen bana karşı olan hislerini annene ispat etmediğin sürece de bu böyle olacak. İspat ederim o zaman. Zaten bu şartlarda aileme seninle görüşmeme izin vermesi imkansız. Anladım Sevda. Çok iyi anladım. Servet abla, iyi günler. Sana da. Ben biraz dolaşacağım abla. Merhaba. Merhaba. Merhabalar Servet. Merhaba. Saadet buralarda mı? Evet, içeride. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhaba.
Dün geleceğim, pasta bırakacağım demiştin. Arkadaşların gözü yollarda kaldı. Getiremedim. İşim var gördüğün gibi. Yok zaten. Mecbur değilsin de. Yani sana göre bir hareket değildi. Neymiş bana göre olmayan hareket? Yani benim bildiğim Saadet iki eli kanda olsa bile o pastaları getirirdi. Hele ki yoldayım, geliyorum dediyse. Belli ki bir şey olmuş, gelememişim. O bir şey benimle mi ilgili yoksa başka bir şeyle mi ilgili? Ne ima ediyorsun sen? Ben polisim Saadet. İnsanların yüzünün arkasına ne sakladığını bilirim. Aman hepinizi de aynı laf ha. Hangi hepimiz? Şey, hepiniz işte. Herkes, herkes her şeyi benden daha iyi biliyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ne var? Sen de benden saklıyorsun. Ben sana soruyor muyum gizemli kafe ziyaretlerini, böyle ellerinde çiçekler? Sen beni mi takip ettin? Sen de bana yalan söyledin. Görevdeyim dedin. Bir daha alakan olmayan işlere burnunu sokma. Sen de olur olmaz zamanlardan buraya gelme. İyi günler Servet Hanım. İyi günler. Ben çıkıyorum. Nereye? Dolaşacağım biraz. Fazla dolaşmayın, karışacaksınız. Merhaba Nedir. Merhaba abla. Belin ne oldu Bedir? Aynı abla. Ya şu senin sigorta işini de halledemedik, kusura bakma. Gerek yok abla, benim başka yerde ödeniyor. Olur mu öyle şey canım? Teftişe gelirlerse ne diyeceğiz? Abla hep böyle çalıştım ben. İdare edersiniz, tedarikçinin falan adamı dersiniz. Sen getir her şeyini buraya. Abla hep evrak işi bunlar. Yani ödeniyor işte. Aman nasıl biliyorsanız öyle yapın ya. Of! Abla canın sıkkın. Sıkkın. Yılmaz abiyle ilgili mi? Onunla da ilgili değil de. Ya Bedir ben çok mu şeyim? Neysin abla? Nasıl desem, çok mu insanları itip kakıyorum Yılmaz'ı da? Vallahi abla şöyle söyleyeyim. Kızmaca yok ama. Yok kızmayacağım. Abla senin gibi biriyle evlenmek cesaret ister. Yani Yılmaz abi seni sevmeseydi çoktan boşanmıştınız. O kadar kötü müyüm ya? Yok abla, kötülük değil de erkek kısmına zor gelen tarafların olabilir. Yani biz hep önde olmaya alışkınızdır yani o bakımdan. Diyorsun. Yani bence sordum diye söyledim abla. Sağ ol Bedir. Servet hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba. Bizim kızlar gelmedi mi daha? Gelmedi. Gelirler mi kızım? Daha erken onlar için. Sen ne yaptın? Ne yapayım işte. İyi geçti. Senin nasıl geçti benim? İyiyim de bir kırıklık var. Servet bana bir hırka, bir battaniye gibi bir şey versen. İçim ürperi. Tamam babacığım, hemen getireyim ben sana. Thank you.
kendisini. Araya kaçtı. Gör onu orada. Gör, gördü. Yılmaz aldı. Yılmaz teke tekte. Yılmaz teke tekte geçiyor mu? Geçti. Vur, vur. Vur artık Yılmaz. Vuruyor ve gol. Nefis bir gol. Yılmaz durmaz. Deli Yılmaz attı golü. Gol stat inliyor. Stat yıkılıyor seyirciler. Yılmaz sen bizim her şeyimizin seslerini yıkılıyor. Yılmaz tribünlere koşuyor. Yılmaz her zaman olduğu gibi eşine koşuyor. Eşine hediye ediyor bu golü. Nefis bir gol. Ha sağ ol kızım, öt öt. Canım. Otur, otur, otur. Mandalina söyleyeyim mi sana? Ha? Yok babacığım, ben hiç kalmayayım. Ben bir gideyim Yılmaz'a yardımcı olayım diyorum. Hayrola? Dün benim yüzümden işleri aksadı, bir el atarım artık. Hadi, hadi git peki. Hadi görüşürüz babacığım. Hadi güle güle. Gecikmeyin kızım. Tamam canım. Evet, nasılız? Her şey yolunda. Etler de geliyor şimdi. Şaraplarımızı açtık. Bir eksik bir şey olursa, bir istediğiniz bir şey söyleyin lütfen, tamam? Nuri Bey ilgileniyor zaten, siz de tanıyorsunuz Nuri'yi. Tabii. Afiyet olsun. Gel bakayım, gel. Aman ha Nuri'cim, şu yemeği de güzelce atlatalım. Tamam, bir eksik olmasın masalarda. Abim sen hiç merak etme, o iş bende. Zaten adamlar kaçtır bizde yemeklerini yiyor, ezberledim artık. Aferin aferin, şu düğünü de bir kazasız belasız atlatsak başka bir şey istemiyorum vallahi. Abim sen de amma hanım köle çıktın ya. Bak gene git. Hoş geldin Servet yenge. Hoş bulduk. Merhaba Yılmaz. Ne güzel, işlerin de yoğun gidiyor. Hayırdır Servet? Belki yardıma ihtiyaç vardır diye geldim. Yok yok, yardıma mardıma ihtiyaç yok. Maşallah Nuri her şeyi hallediyor. Değil mi Nuri? Evet abim. Ben yine de bir bakayım. Yok yok ya, hiç sen neye yoracaksın kendini Servet'im ya? Zaten bana bile ihtiyaç yok. Hadi biz çıkıyoruz yengenle. Bir şey olursa ararsın, tamam? Emrin olur abim. İyi günler Servet yengem. İyi günler. Nuri! Bir bakar mısın içeriye? Nuri'cim bunları artık depoya kaldıralım. Fazlalık bunlar. Tamam abla. Alev? Senin ne işin var? Ne yapıyorsun burada? Ha? Ben şey... Düğün var yarın burada. Sen ne utanmaz kadınsın ya? Servet sakin ol. Sakin olamam. Senin de bundan aşağı kalır yanın yok maşallah. Yılmaz'ın bir suçu yok Servet. Müşteri burayı seçince ben ısrar ettim. Müşteri mi seçti yoksa sen Yılmaz'a yakın bir konumda olmak için mi burayı ayarladın? Bak bilemedim ben. Servet bir dinlersen açıklayacağım. Defol git buradan, defol. Defol git buradan. Rezil seni. Sen utanmıyor musun ya? Hangi yüzle buraya geliyorsun? Ha? Hangi yüzle? Servet bir dinle. Rezil olduk. Herkes bize bakıyor. Senden hala rezil mi var? Ay yoksa utanıyor musun? Ben siz yemeğinize... En yakın arkadaşının kocasıyla yatarken bir an için düşünmedi mi birileri duyar da utanırım diye? Ha? Ya Servet bir dinlesene. Ayıp oluyor. Bu kadın gidecek buradan. Konuşuyorsun bu kadınla. Gelsene buraya bir dinle, bir dinle. Amacını anlayamıyor musun? Aklını çelmeye çalışıyor seni. Ya bir dinlesene Servet. Bunları anlayamayacak kadar aptal mısın gerçekten? Ha niye sanıyorsun sen? Ya yeter Servet, bir dinle be. O kadının verdiği para sayesinde kurdun sen işini. Ne? 100.000 liraya Alev verdi. Hem de sana vereceğimi bile bile. Senin dediğin gibi tek derdi ben olsaydım verir miydi o parayı? Thank you.
abla. Abla ne oldu? Ya bu sefer gerçekten içim kıpır kıpır olmuştu. Bu sefer gerçekten yanlış yapıyorum demiştim. Sen bu adama ne yapıyorsun ya? Ne biçim davranıyorsun ya? Servet kendine gel, bu böyle olmaz. Sen de suçlusun. Senin de hataların var. Sen de seviyorsun. Sen de kaybetmekten korkuyorsun. Yılmaz sensiz. Sen Yılmaz'sız yapamazsın. Ya ne olacaksa olsun dedim ya. Buramda hissettim. Bugün bizim günümüzdü. Alo, ne var? Yarın sabah geliyorum adliyeye. Boşanıyoruz. İyi. Boşanalım işte. Boşanalım ya. Boşanalım. Bitsin artık bu. Ne yapacaksın lan bununla? Silah ver. Kimsin oğlum sen? Ne arıyorsun karımın dükkanında? Sana ne? Bana bak, bu tabancayla bir ederim seni ha. Birini arıyorum ben. Kimi? Birader. He? Kusura bakma. O benimle. Kimsiniz lan siz? Biz buraların yabancısıyız. Yolumuzu kaybettik. Buralar tekin yerler değildir. Canınızı yakarlar. Hadi uzayın şimdi, adamı hasta etmeyin. Bir daha da görmeyeyim sizi buralarda. Tamam, yürü. Tekrar kusura bakma. Baktım tabanca yok. Dedim kim olur, kim olur? Sen gördün tabii o dayak yediğin gece ha? Özür dilerim abi. Seni mi arıyor oğlum bunlar? Kalk bakalım giyin. Ben oraya gidelim. Abi. Giyin lan, hadi. Abi, abi. Hala abi, abi. Geçen günkü dayak, var mı bununla bir ilgisi?
Yok abi. Doğru söyle. Vallahi yok abi. Kim bunlar? Memleketten. Ne yapacaklar seni? Vuracaklar. Oğlum senin kimi kimsen yok mu? Sen yoksa ya abi. Anlatacak mısın, bekleyecek miyiz daha? Pekala. Bundan sonra burada kalacaksın. Servet ablan sorarsa Yılmaz abim razı olmuyor dersin. Çok üstelerse korkuyormuş tek başına kalmaktan dersin. Anladın? İlahi abi. Hadi kalk. Kalk yat bakalım sen. Abi sen? Ben azıcık oturacağım. İyi geceler abi. İyi geceler. Abisin abi. Uyudun mu? Yok. Neden? Ablam bize akıllı olun demişti ya. Kendinde hiç akıl yok. Evet. Bende de yok. Bende de. Niye böyle oluyor ya? Vallahi aklımı kullanıyorum, olmuyor. Kalbinle hiç olmuyor. Ya çünkü bugün işleri çok pis işler ya. Geri zekalı gönül işleri. Pis gönül işleri. Mal mal. Günaydın. Ablacığım otur, ben sana çay koyayım. Yok canım, ben kahvaltı etmeyeceğim. Canım istemiyor. Bugün evi toparlamak lazım. Siz önden gidin, bir havalandın. Oldu mu? Tamam. Tamam kızım, merak etme sen. Ya ben hayatta gidemem. Ya şimdi ölüleri falan vardır o şeylerin her yerde. Bakamam ben. Aman be. Seni beni yok Sevda. Zaten döneceğiz evimize. Abla. Senin bugün mahkemen var değil mi? Var. Ama siz gelmiyorsunuz. Ben tek başıma gidiyorum. Olur mu öyle şey canım? Sevda gelsin bari seninle. Evet. Babacığım lütfen, yani zaten 10 dakika falan sürüyormuş. Avukat öyle söyledi. Uzatmayalım. Peki Servet. Bu sefer de senin dediğin gibi olsun kızım. Hadi görüşürüz babacığım, sağ ol. Kızlar. Evliye girineceksiniz bugün, tamam? Tamam abla. Hadi görüşürüz. Hayırlısı kız. Hadi. Hadi yiyin. İşte anne baba. E hadi oğlum, yetmedi mi? Masa örtülerini yerleştirin, bardakları koyun. Necat abiye yardım et, mutfağa bak. Hadi. Günaydın, günaydın. Günaydın Nuri. Günaydın. Seni mi getirdi benimle muhabbet etmemek için? Adam transfer ediyor ya. Gel otur. Aç mısın? Biraz. Teşekkür.
Teşekkür ederim. Yılmaz abi yok mu? Yok. Sen buradan mı tanıyorsun Yılmaz abi? Yok. Ben Yılmaz abimin takımında malzemeciydim. Malzemeci de değil, sadece Yılmaz abimin malzemelerini taşırdım. Daha sonra bu jübile olayı falan oldu. Yılmaz abim takımdan ayrıldı. Onun yerine 10 numara yetenekli bir velet geldi. Bu velet de sürekli beni itip kakıyordu. Ben de ekmek parası ses etmezdim. Sonra Yılmaz abimin kulağına gitmiş. Yılmaz abim bir gün antrenmanı bastı. Gel ulan dedi bana buraya. Ben de gittim. Bu velet de artist geldi Yılmaz abime, ne haber ihtiyar dedi. Yılmaz abim şöyle bir baktı buna. Tabii ses etmedi. Bana dedi gel gidiyoruz. Sonra buraya getirdi beni. Sonra? O günden sonra bir kişi bile pas atmadı. Biri gol atmadan defoldu gitti takımdan. Eskiden böyleydi oğlum. Takımlarda abilik diye bir şey vardı. Yılmaz abim gibi abiler vardı. Kurban olurum ben Yılmaz abime. Abilerin abisi. Nerede Yılmaz abi? Mahkemesi var ya. Ne mahkemesi? Boşanıyorlar ya bugün. Gülmedi gitti Yılmaz abimin yüzü. Hep bir yuva, hep bir evlat isterdi. Düşün onun gibi abi nasıl baba olurdu? Arabayı değiştirmedim baba. Sevda bavulunu al. Var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredeydiniz kaç gündür ya? Narmış Bey. Evi ilaçlattık. Birkaç gün Servet'in evinde kaldık. Ben girmem vallahi ha. Burada beklerim. İyi sen onu babama söyle. Senin şu iş ne oldu Muzaffer amca? Hangi işle? Hani şu internetten baktığınız vardı ya, Beda HCG. Ben onun ne olduğunu biliyorum. Ben dünyada bir şey sanırım. Bana bak sesini kes tamam mı? Servet'in tahlilleri onlar. Kızın özeli yani anladın mı? Yani Servet abla mı? Sen özel deyince ne anlıyorsun lan? Bana bak tek kelime etmeyeceksin tamam mı? Hı. Baba! Ha? Baba anahtar sende mi? Tamam geliyorum. Bana bak konuşmayacaksın tamam mı? Kızın mahkemesi var zaten. Bir de bunlarla uğraşmaz. Pardon, iki nolu aile mahkemesi ne tarafta acaba? İleride solda. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani çöpümü bulursa buradan atarım ama bekliyorum burada. Ben sana seve seve eşlik ederim Sevda ablacığım. İyi ama siz kapıyı bekleyin. Keşke bir temizlikçi tutsaydık. Her taraf berbat oldu. Kızım sen ne halindesin? Az kaldı babacığım. Odanı temizliyorum. İyi. Keşke bir kahve yapan olsa. Doğumdan önceki hayati ayların önemi bilimdeki en güçlü ve en kışkırtıcı fikirlerden biri haline geldi. Akılsız başın cezasını her zaman ayaklar çekecek diye bir şey yok Saadet Hanım. Fare yalanını uydurursan olacağı bu. Hmm.
Evet. Evet. Çağırırlar birazdan. Çok beklemeyiz. Avukat. Gelir şimdi. Sevda abla. Hı. Senin bu güzelliğinin bir sırrı var mı? Allah vergisi İsmail. Aynı vergi herkese uygulanmıyor da bir sorayım dedim. Ya vallahi çok canım sıkkın ya. Ne olur ablacığım, sana laf yetiştiremeyeceğim. Servet abla üzülüyorsun değil mi? Niye boşanıyorlar anlamıyorum ki. İnsan böyle bir durumda bir şans daha verebilir. Niye versin canım? Ablam haklı bence. Böyle bir durumda şans verilir mi ya? Olsun. Millet evlilikleri kurtulsun diye çocuk yapar. Bunların çocukları olacak, boşanıyorlar. Ne? Servet abla hamile ya, onu diyorum. Merhaba. Pek vaktimiz kalmadı. Üstünden geçeceğimiz bir şey var mı? Biz hallederiz avukat. Merak etme sen. Peki. Baba! Abla! Servet ablam hamile. Ablam hamile! Servet hamile! Servet durmaz. Yılmaz durmaz. Anlaşıldı. Servet durmaz, Yılmaz durmaz. Mahkememiz huzurunda bir de kendi ağzınızdan duyalım. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle karşılıklı rıza göstererek boşanmak istediğinizi belirtmişsiniz. Peki, sen Yılmaz durmaz. Boşanmakta kararlı mısın oğlum? Yetişemedik.
Yetişemem. Peki, sen kızım. Sen de kararlı mısın?